Bugün bugün durum kötü. Bugün durum kritik. istersen <laughs> evet. bu kodlarla ilgili hemen çok kısa bilgi verelim. Tabii. Şimdi bizim meteorolojik uyarıda kullandığımız 4 ana renk var. İşte yeşilse haritanın rengi ya da şehrin rengi kritik bir hadise yok demek. Yarın yurdun batısı için herhangi kritik bir durum neyse ki yok. Sarıysa tehlike var, teyakkuzda olmakta fayda var demek. Ama renk koyulaştıkça turuncuysa daha da dikkatli olmak gerekiyor çünkü tehlike var demek, tehlikeli demek. Ama kırmızıysa çok tehlikeli demek. Neyse ki kırmızı uyarımız yok henüz ama yurdun neredeyse tamamında turuncu kodlu uyarılar var ki etkisini de gördük ne yazık ki birçok yerde su baskınları yaşandı, fırtınalar yaşandı. Haberlerini zaten paylaşmaya devam ediyorsunuz ama şunu söyleyelim şimdi. Kuzeyden bir sistem etkili oldu dün gece itibariyle. O sistem ilerledikçe aslında o sistemle birlikte fırtınalar koptu, yoğun yağışlar aldık. O sistem şu saat itibariyle İç Anadolu, Sivas dolayları üzerinde etkili. Yani yurdun batısı için tehlike aşağı yukarı kaybolmuş durumda biraz daha sakin bir hava söz konusu hı hı. orası için aynı sistem yarın bu defa Doğu Anadolu'da etkili oluyor ama zayıflayarak etkili oluyor. Yine yarın Erzurum için kuvvetli rüzgar uyarımız var. Hatay için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarımız var. Ama yurdun batısı için artık tehlikeli saatleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz diyelim. Peki bir de hava sıcaklığı için yarın ve ondan sonraki günlerde yurt genelinde nasıl olacak durum? Sıcaklık nasıl seyredecek? Şimdi cumartesi günü aslında havalar iyice ısınmıştı. Lodosun evet. etkisiyle ısınmıştı. Bizim yurdumuz üzerinde iki temel sistem etkili oluyor. İşte güneyden gelenler ve kuzeyden gelenler. Hı hı. Cumartesi günü güneyli hava akımlarının etkisi altındaydık. İstanbul'da sıcaklık 16 dereceye çıkmıştı. Yine Akdeniz'de e, sıcak değerler vardı. Ege'de, İç Anadolu'da. Ama dün gece itibariyle rüzgar aniden yön değiştirdi. Çünkü kuzeyli bir cephe etkili olmaya başladı. Öyle de olunca... Sıcaklıklar aniden düştü. İstanbul'da bugün maksimum en yüksek sıcaklık 7 dereceydi. Hı -hı. Yarın da yine soğuk aslında. O soğuk cephe batıdaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Evet Hı -hı. arkadaşlar teşekkür ederim. Cephe dediğimiz şey tam Hı -hı. bu. Bu yarının haritası şimdi bu mavi cephe. Gün boyunca aslında batıda etkili oldu ve sıcaklıkları iyice düşürdü. Yarınla birlikte Doğu Anadolu'da sıcaklıkları düşürüyor. Erzurum'da sıcaklıkları eksi dokuzlara çekiyor. Yine İç Anadolu'da bugün ani soğuma yaşamamızın nedeni bu soğuk cepheydi. Kar yağışları bu gece İç Anadolu'nun tamamında etkili olacak. Ankara beyaza bürünecek birçok yerde kar örtüsü yapacak. Ama salı gününden itibaren... Rüzgar yeniden yön değiştiriyor, yeniden güneyli hava akımları etkili olmaya başlıyor. Bununla birlikte sıcaklıklar yeniden yükseliyor aslında Perşembe gününe kadar. işte İstanbul yarın da yedi ama e, Salı gününden itibaren tekrar 15-16'ları görmeye başlıyoruz. Şimdi bir sorum daha olacak o da aslında özellikle çocuklar çok sorar bunu, neyi sorar? Kar Kaç? bu sene benim kızım da soruyor. Kar yağacak mı? Ne zaman yağacak? Ne kadar yağacak? Tabii ülkenin bazı bölümlerinde kar yağışı kışın hep devam ediyor. Diz boyu hatta çok daha yüksekte bir kar yağışının olduğu, hayatı felç ettiği birçok yolla ve köyle ne yazık ki ulaşımın Değil mi? E, koptuğu zamanlar yaşıyoruz. Onlar olumsuzluklar keşke yaşanmasa ya da keşke en hafif şekilde atlatılsa. Ama biraz daha batıya geldiğimizde o zaman bu tarafta şöyle birkaç gün lapa lapa kar yağsa da biz de karın keyfini çıkarsak diyoruz özellikle de çocuklar ne söyleyebiliriz? Aslında bu gece bazı yerlerde kar yağışı şey etkili hatta dün gece itibariyle etkili oldu Bolu'da e, kar evet. çok etkin. İç Anadolu'nun tamamında kar görüyoruz. Ege'nin iç kesimlerinde kar görüyoruz ama İstanbul özelinde konuşacak olursak evet. İstanbul'da hem şehir etkisi çok yüksek. Dolayısıyla hani olan yağış kar şeklinde başlasa da ki bütün yağışlar onu da çocuklarla paylaşmış olalım onun özel onların özelinde konuşurken bütün yağışlar aslında dolu hariç kar şeklinde başlıyor atmosferde eğer yere indiğinde hava sıcaklığı atmosferde Yeterli derecede soğuksa kar şeklinde inmeye devam ediyor. Ama inerken eğer atmosferde sıcak bir katmanla karşılaşırsa yağmur olarak dönüyor. Şimdi baktığımızda sıcaklık değerleri yurdun batısı için henüz kar seviyelerinde değil İstanbul için konuşuyorum evet. ama İç Anadolu'da, Bolu'da, ee, Ege'nin yüksek kesimlerinde yarın kar göreceğiz. Doğu Anadolu'da zaten hı. kar var. O kar e, bu yarın da devam ediyor. Bu gece de devam ediyor. Gördüğünüz gibi evet. birçok yerde kar görüyoruz. Hakkari'de kar kalınlığı e, mevsimine göre oldukça yüksek. Yani bu sene evet kar var. Hatta evet. geçtiğimiz seneye göre daha fazla kar yağışı göreceğiz. Hı hı. Ama İstanbul için henüz kar sinyallerini almadık diyebilirim. Örtü yapacak kar sinyali almadık. Sevgili Esra çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katıldığın ediyorum. için. Kolay gelsin. Meteorolojinin uyarıları böyle efendim. Yurt genelindeki, de, genelindeki durum bu. Haritalar üzerinden ve grafiklerle ekrana getirdik anlatmaya çalıştı Esra. Gayet de güzel oldu. Hem de o sarı kod, turuncu kod, kırmızı kod nedir? ne anlama gelir bunları da hatırlamış olduk. Bir kez daha bugün için sarı ve turuncu ağırlıklı bir harita gördük. Yani pek çok il için uyarı yapıldı ama yarın durum daha da hafifliyor. Biraz daha normale dönüyor. Bir iki yer dışında yurdun Genelinde e, hava koşulların en azından hani fırtına olmadan, şiddetli yağış ya da kar yağışı olmadan hava sıcaklıkları düşse de normal seyredeceğini söyleyelim. Böyle özetleyelim ve devam edelim. Şimdi gündemdeki diğer gelişmelerle. Biraz önce başlıkların arasında verdik sevgili izleyiciler. Çok konuşuldu, hala da konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir vatandaşla sohbeti, kira konusunda. Vatandaş yakınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyor ki 2500 lira olan... Kiramın ev sahibim 7500 lira yapmak istiyor. Ben bunu nasıl ödeyeyim? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmadan etkilenmiş. Ev sahibine de sinirlenmiş. Dün ekrana getirmiştik. Ev insaf sen de vicdan yok mu diye seslenmiştim. Ev sahibine. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşırmasına şaşırdı birçok insan. Bu yeni bir durum değil. Barınma krizine dönmüş durumda şu anda kira sorunu. E, hem de o kadar yüksek ki sevgili izleyiciler kira fiyatları işte İstanbul'da Ankara'da İzmir'de başta büyük şehirler olmak üzere yetişmek mümkün değil. Aylık %4 artış bile görüyoruz birçok yerde. Gelin isterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir bakalım bu konuyla ilgili dün neler söylediğini hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şaşıran Erdoğan'a cevap verdi. Şöyle dedi. Kira artışına şaşıran Erdoğan'a. Kanuna uymayanlara şaşırmak için senin anayasaya uyman lazım. Peki Erdoğan'ı kızdıran kira artışı ne kadardı? Ama insaf ya 2500'den 7500'e çıkartıyoruz. Bu ne vicdandır? Erdoğan'ı kızdıran kira zammı muhalefetin de gündemine girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kira artışına şaşıran Erdoğan'ı eleştirdi. Cumhurbaşkanı cuma günü fiyat artışlarından dolayı kira artışlarına şaşırmış ve kızmış. 2500 liradan kirayı 7500 liraya çıkartıyorlarmış diyor. Şaşırdığı şey kendi çıkarttıkları bizim bu çözüm olmayacak dediğimiz etkili doğru tedbirler alınmazsa kiracıyla ev sahibi kavgaları olur dediğimiz ve maalesef kavgaların çok daha vahim sonuçlar doğurarak bizi doğruladığı bir süreçteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev kirası 2500 liradan 7500 liraya çıkarılan bir vatandaşla arasında geçen diyaloğu anlatmış, ev sahibine tepki göstermişti. Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. E, el ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız ama ben o ev sahibine herhalde o da şimdi dinliyordur beni. de vicdan var mı? Diye sormak durumundayım. Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz. CHP lideri Özel ise hükümetin çıkardığı ve kira artışına %25 sınırlama getiren düzenlemeyi hatırlattı. Dönüyor diyor ki bu konuda kanun var. Yani itiraf ediyor çıkardığı kanuna uyan yok. Erdoğan 7500 lira kiraya şaşırsa da Türkiye'de uzun süredir özellikle büyük şehirlerde ortalama kira fiyatları Erdoğan'ın şaşırdığı fiyatların neredeyse 2-3 katı. Buna İstanbul'da Erdoğan'ın evinin bulunduğu Kısıklı da dahil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre İstanbul'da son 5 yılda ilk ilanlarda konut kira bedeli %843 oranında artış gösterdi. Ortalama kira bedeli İstanbul'da 13.300 liraya yaklaştı. Asgari ücretin kirayı karşılama oranı %85. Emekli maaşının kirayı karşılama oranı ise %40. İstanbul'da aylık kira artışı ise ortalama %4. Sadece kirada değil, konut fiyatında da aynı tablo söz konusu. Türkiye, dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ülke. Merkez Bankası Eylül ayı verilerine göre son bir yılda artış %89.2. TÜİK'e göre ise %101 arttı. Artış son 5 yılda %288'i buldu. Ancak gerçek artış TÜİK'in ve Merkez Bankası'nın açıkladığı artışın da üzerinde.